Evet. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ANCS ortamında çalışmış olduğumuz arazinin topografik haritasını nasıl üreteceğimizi göstereceğim. Aslında topografik harita değil de hani bu topografik haritayı tabii yüzeysel analiz sonucunda üretebilirsiniz. Ama ben asıl olayın daha çok minvani haritalarını veya da zoips haritalarını nasıl üretebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Farklı tip yöntemler bulunmakta tabii ki. Bunlardan bir tanesi demleri indirerek demler üzerinden çok basit bir şekilde üretebilirsiniz. Veya da açık kaynaklı zoips haritaları var. Araziden alınan veriler de üretilebilir. Ama şöyle bir şey var. Şimdi araziden alacağınız veriler noktasal veri olacak ve bu noktasal verileri ArcGIS ortamında XE add data fonksiyonunu açacağız ve bu açtığımız verilerde hem X verisi, X yani latitude verisi, longitude verisi ve altitude verisi bulunmuş olacak. Bunlar direkt noktasal veri. Peki biz arazi gitmeden noktasal verileri nasıl elde edelim? Bunun çok basit bir yöntemi var burada. Google Earth'ı kullanarak bir hat belirleyeceğiz. Bir hat oluşturacağız. Yol oluşturacağız. Oluşturmuş olduğumuz her yol dolayısıyla noktalardan oluşacak. Sonuçta bir doğru noktalar kümesinden oluşur. Yani dolayısıyla her tıkladığımız nokta bize bir X, Y, Z verisi elde ettirecek. Bunu yapabilmek için şuradan bakın yol kısmından şu açtığımız zaman buna da hatta şu şekilde diye girelim. Ölçümler mil değil, metrik olsun. Ondan onun zamanı bu rakımlar zaten zemine bağlı olacak. Zeminde çalışıyoruz, zemine bağlı. Renk kırmızı olsun. Bir kırmızı olsun ve bir piksel boyutunda olsun. Şuradan herhangi bir nokta buradan başlayalım. Bakın burada çok fazla bir değişim olmadığı için çok fazla tıklamaya aslında gerek yok ama olabildiğince sık aralıklarla tıklayabilirsek, basabilirsek ayrıntı oluruz. Onun dışında çok küçük ölçeklerle de çalışabileceğimizi söyleyebilirim. Ben bunları bu şekilde tıklarken, yani hat belirlerken size neler yapacağımız hakkında kısa bir bilgi vereyim. Şimdi burada yapmış olduğumuz hatlardaki her nokta dediğimiz gibi bir X, Y, Z verisi bize oluşturur. Bunu ilk önce buradan KML dosyası olarak bu hattı çekeceğiz. Yani bu hattı çekeceğiz derken bu hattı buradan alacağız. KML dosyası olarak. Daha sonra tabii bu dosyayı aldığımız zaman bu dosya içerisinde X, Y, Z verisinden Z verisi olmayacak. Biz bu Z verisini farklı bir program kullanarak online olarak Z verisini alacağız. Z verisini Z verisini de bu koordinatlı noktalara atadıktan sonra ArcGIS ortamında açacağız. ArcGIS ortamında açtıktan sonra bu noktaları bir layer olarak, katma olarak belirleyeceğiz. Katma olarak belirlemiş olduğumuz noktaları burada bakın koordinat sistemi UTM olarak gözükmekte. Ama biraz sonra kullanacağımız programda bunlar UTM olarak değil, ne olarak gözükecekler? Coğrafi koordinat sisteminde gözükecekler. Dolayısıyla biz bunları ilk önce ArcGIS'te koordinat projeksiyon dönüşümüyle
UTM'e çevireceğiz. UTM'e çevirdikten sonra ArcGIS ortamında işlem yapmaya başlayacağız. Şimdi bu kadar nokta yeterli. Bu kadar nokta yeterli göstermek açısından. Şimdi bakın. Burayı makineyi kaydedelim. Bu yerler kısmı Google Earth'te sol kısımda yerler kısmında izleyebiliriz. Buraya oturdu. Buradan sağ tıklayıp üstüne yeri farklı kaydet kısmına basıyoruz ve herhangi bir klasöre KML yalnız olacak. KMZ değil. KML ile KMZ arasındaki farkı sadece sıkıştırma. Format. Yani KML dosyası sıkıştırılmamış. KMZ dosyası ise KML'nin sıkıştırılmış yani sıklanmış halidir. Boyutları çok büyük olan görüntülerde KMZ gibi KML değil de KMZ'yi tercih etmek her zaman saklama yer açısından boyut açısından bize avantaj sağlar. Şimdi IsoEPS buraya geldi. Kullanacağımız program dönüştürme programı TCX Connector diye bir program. Bu programı Google'da aratırsanız şurada yazarsanız ilk gelen kısımda şuraya tıkladığınız zaman bu sayfaya yönlendirecek. İşletim sisteminize göre işte Apple ya da Windows ya da Linux işletim sistemi olabilir. Buradan hangi sistem işletim sistemini bilgisayarınız var yüklüyse o işletim sistemini indirip kurabilirsiniz. Kurduktan sonra programı açın. Karşınıza böyle bir ekran gelecek. Open file deyip izleyebiliriz. KML dosyasını açacağız. Bakın dosya geldi. Latitude var, longitude var. Almış olduğumuz noktaların değerleri burada yüklü. Ama yükseklik verileri yok. Onun için burada bakın şurada 5 tane imge var. Bunlardan bir tane dördüncüsüne yani track modifier ismini bastığımız zaman update altitude diyeceğiz. İnternet bağlantısının olması gerektiğini, işte süreç sırasında uygulamanın donduğu göz ya donabilir diyor. Fakat bunda bir problem olmadı. Programı çalıştı. Soruyor ve devam etmek gelip istemediğini soruyor. Biz de evet diyoruz. Belli bir süre sonra çok kısa bir zaman içerisinde altitude'da buraya gelmiş oluyor. Çok basit bir şekilde. Export kısmından CSV file yani bir Excel dosyası oluşturacağız. Excel dosyasını oluşturduk. Yes'e basacağız. OK. Excel dosyası oluşturduk. Excel dosyasını açalım. Bakın Excel dosyasında şu kısma ihtiyacımız yok. Bu kısma ihtiyacımız yok. Şuraya alalım. Şuna longitude kısmını başa latitude kısmını alalım. Hemen yerine alalım. Bunun nedenini de biraz sonra soracağım. Şu kısma da artık ihtiyacımız yok. Bunu da silelim. Bunu da silelim. Kapatalım. Tekrar kontrol edelim. Evet, tamamdır. Şimdi artık ArcGIS'e geçiyoruz. ArcGIS'te file burada data add data kısmında add xy data kısmına gelip buradan açmak istediğimiz görüntü bakın Excel dosyası bekliyoruz. Burada niye ben öyle yaptım daha demin? X alanına birinci sütunu, Y alanına ikinci sütunu, Z alanına da üçüncü sütunu atamak için. Öbür türlü olsaydım 2-1-3 yapacaktım, 1-2-3 yapmak için böyle yaptım. Fark eden bir şey aslında yok. Ama aslında bakılırsa biz bir şey unuttuk diye, yani şöyle söyleyeyim ben bunu kapatıyorum.
Parçayı açtığınız anda ilk önce koordinat tanımlayın. Bu da aldığınız bakın koordinatlar neydi? Coğrafik. Varsayımla ilk önce coğrafik tanımlayacağız. Tekrar aynı işlemi yapalım. Artık koordinat geldi zaten. Bunlar coğrafik değil. Alınan veriler bunlar normalde biz Google Earth'ten coğrafik olarak aldık. UTM gösterse de coğrafik olarak alıp işledik. Ve coğrafik olarak açacağız. Açtık. Görüldüğü üzere bu şekilde bir hat oluştu. Benim size önerim şudur. Eğer çalıştığınız alanın boyutunu siz biliyorsanız Google Earth içerisinde o hattı çizip o hattı da nereye çizebilirsiniz? İşte şuradaki çokgen ekle kısmında bir alan belirleyip o alan içerisinde bu çizimleri alanın dışına taşırarak yapıp bu almış olduğunuz görüntüyü de yani çizmiş olduğunuz kare görüntüyü de Google Arcgis'e atıp o marklama işlemi yapmanız. Yani marklama işlemi yani belli sınırlar belli o sınıra göre oluşturmuş olduğunuz görüntüyü kesebilirsiniz. Yani siz şöyle özetleyeyim. Mesela diyelim ki şuradaki değerler taşan kısımlarsa şöyle kesebilirsiniz yani. Oluşturduktan sonra şimdi değil, şimdi noktalar olsun yani alanınızın dışından o nokta seçerseniz çalıştığınız alanın dışından o nokta seçerseniz üçgenleme işlemlerini yani tıl verisi oluşturma işlemlerinde kenar zonlarda kenar kısımlarda zorluk yaşamazsınız çünkü kenar kısımlarda biraz sonra göreceksiniz. Mesela şu noktanın sağında ve solunda, mesela diyelim ki şu noktanın sağında ve solunda değer olmadığı için bu nokta gelişmeye atanacak. Yani şuradan şu şekilde mesela üçgenleme olabilir. Dolayısıyla alanın dışına taşırarak değerleri alırsanız sağında solunda da nokta olacağı için onları da atayarak daha gerçeğe yakın bir görüntü elde edersiniz. Şimdi biz hemen hızlı bir şekilde yapmamız gereken işlemleri yapalım. İlk önce bunu, şimdi bu açmış olduğumuz veriler bir layer değil, katman değil. Dolayısıyla biz ilk önce şuraya sağ tıklayarak verileri ilk önce bir katman haline dönüştürelim. Evet, şu şekilde şey yapıp şunları hemen katman haline dönüştürelim. Evet diyelim açsın. Katmanlar açıldı. Dolayısıyla artık buna ihtiyacımız yok. Birinci işlemimizi yaptık. Katman haline getirdik. Şimdi ikinci işlemimiz projeksiyon dönüşümü olacak. Onun için ilk önce Data Management Tools aracına gideceğiz. Data Management Tools aracında Projection and Transformation Transformations kısmına gideceğiz. Burada Feature'a gideceğiz. Feature'dan da Project kısmına. Evet. Burada ilk önce veriyi seçiyoruz. Girdi verisini seçeceğiz. Bilgisayar bugün bayağı bir yavaş. Kusura bakmayın. Bunu seçtiğiniz zaman zaten projeksiyonu buraya geldi. Şimdi seçeceğimiz noktada ne diyelim buna? Project dönüşüm diyelim. Ve çıktı verisinin koordinatı da UTM VGS UTM VGS yani VGS 100
1984 takımında bu sefer projeksiyon sistemini UTM Zone 36'ya göre yapacağız. OK'ya basalım. Zaman alabiliyor. Şimdi bu işlemi yaptıktan sonra yapacağımız işlem, onu da hemen aktarayım. Tım verisi yaratmak olacak. Evet. Bu işlem de tamamlandı. Artık şuna da işimiz kalmadığı için bunu da kapatıyoruz. Şurada hala o coğrafik sistem geçerli olmasına rağmen şuradaki veriler kesinlikle UTM sistemindeler. Yani isterseniz burayı açıp tekrardan UTM sistemine dönüşüm yapabilirsiniz. Size kalmış, fark etmez. İlk önce biz bir oluşturalım, ondan sonra UTM'e dönüştürürüz. Şimdi ne demiştik? Bu işlemden sonra yapacağımız işlem ise tım menüsü yaratmak. Onun için de data manage'e gideceğiz. Projection. Evet. 3D analyze, 3D analiz aracının içerisindeymiş data management. Data frame. Verimiz bizim çıktısı tüm diyelim. Koordinat sistemi zaten tanımlanmıştı. Aynısını kullanacağız. Ve neyse UTM sistemini kullanacağız. Projection UTM project dönüşünden şu yükseklik alanını 3. satır yani 3. sütun fiyat 3 olarak seçeceğiz. Ve OK. Şey oluştu. Bakın şu noktaları kapattığımız zaman üçgenleme yüzeylerini oluştuğunu görüyoruz. Küçük küçük üçgenlemeler bakın şurada oluşmuş. Bakın şu kenar uzunları görüyor musunuz? Bakın hatalar var. Burada. Yani böyle bir yüzey. Çünkü ilk de şuradaki üçgen oluşturmak için şuradaki noktayla şuradaki noktayı birleştirdim. Bu problem yaratır. Onun için dediğim gibi çalıştığınız alanınızdan daha çok dışarıya taşarak üçgen noktaları alırsanız daha sonra kesme işlemi yaparsınız burada. Maskeleme işlemiyle kesme yaparsınız. Bunu yaptıktan sonra işlemimiz ise tüm verisinden raster veriye dönüşüm. Tüm verisinden raster veriye dönüşüm için ise dönüşüm aracını, conversion aracını kullanacağız. Conversion tools muydu, conversion muydu şu an hatırlamıyorum ama bakayım burada from'ın olması lazım. From master demiş. From'ın yok. Bakalım bir araştıralım buluruz. Conversion tool. Üçgenler içerisinde olabilir mi? Bakayım. Evet. Conversion şurada. Conversion'da prompt'ın neredeymiş bakalım. Prompt'ın turn to raster. Veriyi buradan verelim. Tekrardan şuraya turn to raster. Şunu da söylemek yeri gelmişken söyleyeyim. Siz veri tabanı oluşturarak da bu işlemleri yapabilirsiniz. Yani veri tabanını tanımlayıp
Veritab, bütün dosyalar veri tabanına da atabilirsiniz. Ben şu an sadece göstermek açısından böyle yapıyorum. Burada optional. Bunlar aynen kalacak. Şunu yalnız hücre boyutuna göre ayarlasak iyi olur. Buna da x faktörü abartma değeridir. Abartma değerine gerek yok. Evet. Tüm verisi de olup, değer verisi de oluştu bu şekilde. Arazimizin en düşük seviyeleri ve yüksek seviyeleri bunu hemen şu şekilde daha iyi anlayabilmek açısından. Arazimizin en düşük kodları ve en yüksek kodları şeklinde görebiliriz. Bakın şurada hatalar var gibi sanki. İşte dediğim gibi daha şöyle kesersek mesela şurayı çok daha güzel çıkacak. O kenarlarda noktaların bitiş noktaları çünkü onlar. Bitiş noktaları yani nereyi birleştireceği belli olmadığı için hata verir. Onun için alan her zaman dediğim gibi alanınızdan daha büyük hatlar çizin. Daha sonra C'si ortamında kesersiniz. Evet. Bunu da oluşturduktan sonra son aşamaya geliyoruz. Son aşamamız ise Special Analysis Tools aracılığından Surface'den koordinat, kontur oluşturma. Turn to raster. Kontür. Kontürleri yani kaçar metrede bir oluşturmak istiyorsunuz? Onu soruyor. Yani 1000 metre, 50 metre bir oluşturmak. X faktörü, bu base kontür çok önemli değil. OK'ya bastığımız zaman kontürleri iyi görüyoruz. Bakın şu şekilde. İşte bakın dediğim gibi şunlarda hatalar var. Bunlar hata. Böyle kontürleme şekli olmaz. Bunlar hata dediğim gibi. Yani şuradan bakın. Şuradan keserseniz şöyle keserseniz şu alanı çok güzel bir kontrol haritası oluşturdu. Zaten bakın şurada ben şunu da göstereyim size. Şu alanın yükseklik profilini de gösterebilirsin. Yükseklik profili. Yani bu hattın yükseklik. Yani şöyle de diyebiliriz aslında. Şuradaki şu noktadan mesela şu noktaya bir çizim yaparsanız tekrardan mesela örneğin ben ikinci bir çizimi şu noktadan şu noktaya yapmak istiyorum. Yaptım. Kaydettim. Yükseklik profiline baktım. Karşılaştırma açısından. Şimdi bunu bakayım. Kontrol. Şöyle bir özelliklerine girip sadece level etiket kısmını aktifleştireyim. Yaklaşalım. Yaklaşık olarak maksimum 2000 kodlarına kadar çıkıp aşağı doğru iniyoruz. Şuradan başlayıp bakın şurada sıklaşan bir eğim var. Buna baktığımız zaman eğimin evet gerçekten de sıklaştığını görüyoruz şu kısımlarda. İlerlediğimiz zaman daha kavisli bir eğime doğru gittiğimizi görüyoruz. Bakın maviye doğru iniyoruz. Bakın hani giderek bakın şurada sıklık var. Giderek daha kavisli bir eğim ve vadiye iniş. Tekrar bir yükselti var. O yükselti büyük bir ihtimalle şuraya denk geliyor. Bakın tekrar bir yükselti ve tekrardan
bir düşüş var. Bunu daha sonradan, tabii bunun ben sadece şu an sadece koordinatlama işlemini gösterdim. Bunu daha sonradan yüzeysel analizlerle işte şey kısmı ya da eğim veya da hani denmesi bu RTS 3'te ile açıp oradan da bakılabilir. Oradan profil oluşturulup Google Earth'teki ve RTS'teki profiller şey yapılabilir, kıyaslanabilir. Onunla ilgili videoları daha sonra çekeceğim, göstereceğim. Şimdi bu kadar. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Bakın şuradaki hataları, bakın böyle bir hatayı almamak için, böyle bir hatayı almamak için seçmiş olduğunuz markerlama işlemiyle, bakın markerlama işlemi de şöyle yapılabilir. Örnek. Arkadaşlar şuradan şöyle alıyorum. Şuraya, buradan, buraya, buradan da buraya. Bakın, arazim bu kadar. Arazimin bulunduğu bölgeninden daha, arazimin bulunduğu bölge sınırlarından daha fazla ne aldım? Sadece kuzey ve güney kısımlardan alıyorum. Çünkü batı ve doğu kısımlarda devam eden bir çizgisellik var. Buralarda kesikler var. Kesiklerden dolayı hata çıkıyor. Bundan dolayı arazimin boyutlarından daha büyük kuzey ve güney hatları belirledim. Bakın bunu da KMN dosyası olarak kaydedebilirsiniz. KMN dosyası olarak kaydettikten sonra burada search kısmına girelim. Search kısmında KMN to raster olması lazım. Layer to KMN ya da KMN KMZ de olabilir. KMZ to raster. İkisi de yalan. KMN diye. Diğer KMN koyalım. Evet şu. Raster değilmiş. KMN to layer. KMN to layer'a basarak KMN verisini girip layer katman haline getiriyorsunuz. Bu katman çizmiş olduğunuz alan katmanı. Yani poligon. Bu poligon koordinatlı olacak, gelecek. Buradaki verinin üzerine oturacak. Siz bu veri üzerine oturduktan sonra clip işlemi yapacaksınız. Bir işlemi yaparak bu görüntüyü daha mantıklı bir hale getirebilirsiniz. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.